Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okşuyduk. Yeni dersimizi başlayalımız. 7. yıl Şevval ayı. Sariyeler yubarışlık devam ettirdi. Bişir ibn Sa'd radıyallahu anhu Şaban ayında 30 kişi bilen Banu Murra kabilesini tazirini vergeni barıp yolda koyulgen pistirmeyi uçurup 30'da sahaba hemisi şahit oldu. Bişir ibn Sa'd radıyallahu anhu yaradarı oldu, tarih oldu. Şimdi Şevval ayında Peygamberimiz bana şu sahabanı cerahatıdan tuzağı yenden ki 300 kişiye emir kıldı. Yani tekrardan Banu Murra'nın tazirini verişini yubardı. Şimdi bu sefer 30'demez, 300'de sahaba bilen bargen Bişir ibn-i Sa'd r.a. Banu Murra'nı gaflatta taptı, ulayı hücum kıldı, ularını yendi, onlardan olcalarını alıp Medine'ye haydab geldi. Banu Murra'nın sayyidi, yani hazır tazırını yegen Banu Murra'nın sayyidi Haris ibn-i Avf. Bana şu işten ki bir fikir kıldı. Etti ki, tahkik Muhammed'in işi közü görünüp kaldı. Haybar'ni yendi, Kureyş bilen sulhga gelişti, boşa kabilelerini birinketin adabını beri yaptı. Ha bir ay burun biz, bir neçe ay burun onlarını biz yeniyorduk, kelip yana ıhkılıgen işini geçişti. Dedi de, İslam'ya kirişlikke kalbada maillikler oldu. Banu Murra katta kabilelerden. Gatafan Sayyidi Uyayna ibn Hasim'in aldığı gibi oldu. İsteseler şu Uyayna'nı Yahudiler yordan vermediyken şu Haris ibn Avf idi. Barıp, ey Uyayna, Muhammed'in işi közü görünüp kaldı. Biz özümüz ganime bu konusundan durup, Muhammed geriye şeriydi, ganimeler gibi biz özümüzden şerik oluyordu. Gebre oldu, gebre oldu, ahire Uyayna ibn Hasim razı bu. Şimdi, Arapların en katta kabilelerden bugün, Banu Murra ve Gatafan'ın sayyidi, Uyayna ibn Hasim bile, Haris ibn Avf, Müslüman buluş maksadı da Medine'ye kalıp geçiyor. Eğer bu kele kabile kirip kalabiliyor musa Müslümanların kuvveti yine hatta bir katta kuvvet koşular. Bunlar yolda ketip ararken yolda Farva ibn Hubayra isimli kişiye yolakıştı. Farva ibn Hubayra. Kayaka ketip yapsalar. Hikâvı biz Muhammed'le aldığı ketip yapıyoruz. İslam yeke makşımız. Farva ibn Hubayra ömre kıyana Mekke'ye ketip yapıyor. Şaşmeturiyle hikâvıyla. Men Kureyş'le aldığı bari onlarda bir niyetini bileyim. Eğer onlar Muhammed bilen oruçlu niyeti de turuşken olsa İslam'a kelime türgenlerle doğru olabilir. Bu ikalası ki bugün makul oldu. Farva ibn-i Hubayra Mekke'ye bağlı. Ömrasının nahası yetkizdi. Kureyş bilen yaklaşıp onlardan sonra Muhammed bilen tüzgen sulh ile de ne kadar var? Sulh 10 yıl tüzgen. 10 yıl Müslümanlar bilen Kureyş ortasında cengi olmayıydı. Kureyş ayette biz bu sulh müddeti de kuvvetlenmek içiniz. Şu 10 yılda küçük kuvvet toplayımız ki Muhammed bilen barbar uluşağımız dedi. Demek onların niyeti Müslümanlarla uluşla gidin. Bana şu vakitte Banu Bakir Sayyidi Nafalumlu Muaviye Dayli Kureyş Sayyidlerle bir getirgen oldu. Bana şu Banu Bakir kabilesi bana isteseler Hudaybiye sulhıda Banu Bakir kabilesi Kureyş'in hilfi görgenedi. Huza'a kabilesi Peygamberimizin hilfi görken idi. Ve ayetinin gene de Kaysi kabile, yani Kaysi hilfi görken olsa, o şu kabile, ikinci kabileye hücum kıladıyan olsa, demek Kureyş Müslümanlar diyor ki Müslüman Kureyş'e hücum kıldı. Şu bunun sulh nihayesi yeterdir. Şart koyulun yani. Bilesiler. Banu Bakir Kureyş hilfi görken, Huza'a Müslümanlar hilfi görken. Şimdi Kureyş'in hilfi de durgen Banu Bakir, Huza'a hücum kıleyliydi, Kureyş'in sayıtlarını köndürü yaptı. Kureyş'in sayyidleri ittifak bağlıya kalmazdan, inlemezden göğe razı boyandık duruştu. Eğer bana bakıp Huza'a hücum kısa demek Kureyş Müslümanlığa hücum kıyandığı bulan. Farva ibn-i Hubayra. Bunlarını körüp durup Kureyş'in sayyidleri Nafal ibn-i Muaviye'ni yapıya karşı bu mekanı körüp durup ha demek Kureyş Müslümanlarla uğraşırken dedi, kaytip gitti. Yani bu ayı kütüp durgen iki de Banu Murra bulan Gatafan'ın sayyidleri gibi bu yaptırken payıttı. Ular ha yaxshi bo'pti. Endi islomga kirmay turganimiz ma'qul bo'lar ekan deyshtir. Aks holda islomga kirmoqchi o'tirishgan. Mana shu yilning Shavvol oyida payg'ambarimiz
o'tgan yili qilinmay qolgan umrani qazo umrasiga chiqishlikni niyat qildi. Mana bilamiz Hudaybiya sulhiga chiqishlikdan maqsad o'zi asli nima edi? Umr edi. Sulhni tuzib qaytishgan edi. Bir yil o'tdi ortadan. Endi musulmonlarga Makkaga kirishlikka ruxsat bor. Rasululloh buyurdi. Shahid bo'lgan sahobalardan tashqari 1400 ta Hudaybiyada qatnashgan 1400 tadan hammasi qatnashdi, faqat shahid bo'lganlar endi qatnasha olmadi. Ularga qo'shimcha yana 600 ta odam ham chiqdi. Demek Umratul Qazoga payg'ambarimiz 2000 ta odam bilan chiqib bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga yana qurol olishlikni buyurdi. Tuyalar ustiga qurollarni otib olinglar dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yo Rasululloh ha, qurol nima qilamiz dedi. O'rtamizda sulh bor edi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Abu Bakr" dedi. "Men xiyonat qilib qo'yishligidan, xiyonat qilishidan xavotirdaman, xiyonatdan qo'rqaman" dedi. Musulmon odam birodarlar xushyor bo'ladi. Shunday o'zimizni taslim qilib, shunday qilib dushmanga topshirib qo'ymaymiz dedi. "Yo Rasululloh, ahd bor o'rtamizda, biz ahdamiz" dedi. "Biz xiyonat qilmaymiz, lekin ehtiyot shart qurol o'zimiz bilan turadi. Agar bizga tajovuz qilinadigan bo'lsa, qurol yonimizda turish kerak" dedi. Ana birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siyosatini ko'ringki, sulh bor, kelishilgan, lekin ehtiyotkorlikni nima qilmayapti? Qo'ymayapti, qurolni o'zi bilan olib boryapti. Agar sabablarni qilishni kerak bo'lsa, payg'ambarimiz mana ustozi sabablarni qilishdi. Musulmonlar Makkaga yetib kelishdi. Quraysh musulmonlarda qurol borligini ko'rib turib, "Qurol nima gap keldinglar? O'rtamizda ahd yo'qmi?" dedi. Musulmonlar aytishdi, "Ahd bor, Makkaning tashqarisida turadi. Ya'ni Makkaning ichkarisiga olib kirilmaydi, Makkaga kirmaydi." Ana shu qurollarni oldida payg'ambarimiz 200 ta sahobasini qorovullikka qoldirib qo'yib, qolgani bilan kelib umrani qildi. Umrani qilib bo'lganlar chiqib, bu 200 ta odamni almashtirdi, ular kelib umrani qilishdi. Quraysh bu ish mushkilasiz tezroq nihoyasiga yetishini xohladi. Shuning uchun makkaliklarni tashqariga chiqib ketinglar dedi. Chiqishni xohlamaganlarga gap tarqatishdi. Musulmonlar yuqumli kasal, sariq kasal bilan kelishdi. Ularga yaqin tursanglar kasal yuqib qoladi deganida Makkani tashlab chiqib ketishni xohlamagan Qurayshlar ham majbur chiqib ketishdi. Chiqib tog'larning ustiga chiqib musulmonlarni kuzatib qo'ydi. Makkada faqat Qurayshlar bir qancha sayyidlari qoldi. Safvon ibn Umayya, Ikrima ibn Abi Jahl va boshqalar. Musulmonlar Makkaga kirishdi. 7 yil o'tdi ortadan. Musulmonlar hijrat qilgani 7 yil bo'ldi. 7 yilda birinchi marta o'zlarini vatani bo'lgan Makkaga muhojirlar kirib keladi. Ularni xursandchiligini, quvonchini cheki yo'q edi. Xursandchilikdan ular talbiya, tasbih, takbir, tavhid kalimalarini aytib kirishadi. Musulmonlar tavof qilar ekan payg'ambarimiz Qurayshni tarqatgan gapini eshitib qoldi. Qurayshni tarqatgan gapidan xabar topdi-da, aytdilarki, ya'ni bu gapni asosi yo'q, yolg'on ekanligini bildirishi uchun payg'ambarimiz sahobalariga o'zidagi quvvatni ko'rsatgan kishini bugun Alloh rahmat qilsin dedi. Ya'ni quvvatli, sog'lom ekanligini ko'rsatib qo'ygan kishini Alloh rahmat qilsin dedi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ihromini o'ng qo'ltig'idan olib, yelkasiga tashlab, o'ng yelkasini ochdi. Hamda ramla qildi. Ramla bu mayda-mayda qadam tashlab, mayda-mayda qadam tashlab, yelkalarda silkitib, yugurishga yaqin tez yurish. Ya'ni silkitib yelkalarni yurishlikki, bunga kasal odam, quvvatsiz odam qodir bo'lmaydi. Va mana shu narsa keyin tavofda sunnat bo'lib qoldi. Bu tavoful qudumda. Keyingi tavoflar bunday qilinmaydi. Mana hajga boradigan akalarimiz, agar eslasanglar, o'sha birinchi 3 kurugda 3 shavtda deyiladi mana. Shu yengil provezhka deydi. Biz tilda endi osonroq provezhka desa osonroq tushunamiz. Yelkasini silkitib, yengil yugurgansizlar. 4-chi shavtga o'tganda endi oddiy yurildi. Mana shu kuni payg'ambarimizdan bu sunnat bo'lib qoldi. Makkaliklar Tog'ustdan qarab ko'rishib turib, vallohi ularda hech qanday kasal yo'q shekilli. Chunki bu ishni kasal odam qila olmaydi dedi işte. Keyinchalik bu ish sunnat bo'lib qoldi. Faqat erkaklarga bu sunnat. Ayollar unaqa ramla qilishmaydi. Tavof qilar ekan sahobalar xursandchiligi nohaqqa bir baland, cheksiz quvonib turishgan Abdulloh ibn Ravoha shoir bo'lgan o'sha. She'r o'qidi. Tavof qilyatib she'r o'qidi.
Şehirde mazmurada tahdid bu arada Kureyş'ke. Biz sizlerde katıl kıldık, biz sizlerde öldürdük, biz sizlerde yengemiz. Ömer ibn Hattab, Abdullah ibn Ravahan'ı bu şehrini eşittirip atçığa geldi. Birinciden, atçığa gelişinin birinci sebebi, tavafta şehir okuyordu. Tavaf buradalar ibadet. İbadet. Onun arasında şehir okuyordu muydu? İkinciden, Müslümanlar kuralsız ailemi yaptı. Eğer bu şehirden Kureyşlileri eşitip, gazablanıp, kuraldan taşlansa Müslümanlar da koydu kuralı yok. Bana şu iki de sebep bilen Ömer ibn Hattab gazabı geldi. İbn Ravaha dedi, ne diyorsunuz dedi. Toktatın dedi, Ömer ibn Hattab atçılık geldi. Bunu Peygamberimiz eşitti. Ey Ömer dedi Peygamberimiz, ne eşit durup ben dedi. Ne eşit durup ben dedi. Sonra Abdullah ibn Ravaha'ya, ey İbn Ravaha dedi. Siz şunday deydi. La ilahe illa vahda. Sadaka va'da. Ve nasara abda. Ve azza junda. Ve hazama al-ahzaba vahda. Mana şunday deydi. Abdullah ibn Ravaha şiirini koyup baland ovoz bilan mana şu kalimalarni qaytardi. Mana şu iş ham sünnetga aylandi. Umrani tugatib payg'ambarimiz qurbonlik qildi. Umrada qurbonlik qilishing vojib emas, bu sunnat. Lekin qiyin odamga katta ajr bor, lekin vojib emas. Sahobalar ham jonni so'rashdi. So'ng payg'ambarimiz Qurayshliklarga Ikrima ibn Abi Jahl turgan edi, musulmonlar bilan bordi-keldi aloqalarida. Ka'bani kalitini so'radi. Ka'bani ber, kalitini beringlar, biz Ka'baga kiramiz. Ikrima aytdi, yo'q. Suluhda Ka'baga kirishlik yo'q. Tavof qilasizlar, kalitni bermaymiz. Odatda o'zi sayyidlari, Qurayshning sayyidlari tavof qilganlarida ularga ochib beriladi. Kalitni bermaganidan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bilol roziyallohu anhuga, "Ey Bilol, Ka'bani ustiga chiqib ozon ayting" dedi. Osilib chiqdi Bilol roziyallohu anhu. Ozon aytishni boshladi. Birinchi marta Ka'batullohning ustida islom kelganiga birodarlar 20 yil oldi. 13 yil Makkada, 7 yil Madinada, 20 yil deganda Ka'batullohning ustida birinchi marta tavhid kalimasi e'lon qilinyapti. Bilol ozon aytdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikrima ibn Abi Jahl ozonni eshitib turib, bu qunni Ka'ba ustida ozon aytganini ko'rsatmasdan Alloh Abul Hakamni rahmat qildi dedi. Ya'ni otasi Abul Hakam, Abu Jahl. Otam Abul Hakam mana shu qulni ozon aytganini ko'rmasdan o'lib ketib, Allohni rahmat qilib qo'yibdi dedi. Yaxshi ham o'lib ketgani, bechora otam ko'rmasdan o'tib ketdi shu narsani, bunday xorlikdi deb turib, o'zlariga xorlik deb bildi. Musulmonlarni, ya'ni mana Bilolni Ka'bani ustida ozon aytishligi Ka'baga musulmonlarni kirgizishdan ko'ra og'irroq bo'ldi Qurayshga. Musulmonlar 3 kun turishdi. Amallar tugagandan keyin 3-kishi shuni Ikrima keldi, Qurayshli elchisi. Muddat tugadi dedi. Vaqt tugadi dedi. Chiqinglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ham ko'proq turishlik maqsadida "Ey Ikrima" dedi. "O'tir" dedi. "Meni taomimni ye, mehmonim bo'ldi bugun meni" dedi. Ikrima esa aytdi, "Meni bunga hojatim yo'q" dedi. "Bizning yerimizdan chiqinglar." Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu chidamadida, "Bu yer sizlar yeringlar emas" dedi. "Bu Rasulullohning yeri" dedi. Dedi-da Ikrimani so'kishni boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Bu safarimizda biroz so'kilmaydi, to'xtating" dedi. Umra tugadi. Qurayshning sayyidlaridan emas, ahmoqlaridan bo'lgan bir to'p odamlar bular umra qilishi bo'ldi, mana endi sulh tugadi. O'zi sulh 10 yilga tuzilgan. Faqat umr uchun tuzilgan deb turib, ular Makka'dan tashqariga chiqqanda ular bilan urushamiz deb qurollarni olib tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Payg'ambarimiz bekarga qurol olib kelmagan edi. Bu Qurayshning sayyidlari emas, ahmoqlari, tentaklari. Bundan xabar topib payg'ambarimiz odam jo'natdi ularga. Agar xohlasanglar urushib qo'yamiz. Chunki biz qurol bilan kelganmiz dedi. Bu ahmoqlar payg'ambarimiz bu ishidan bexabar bo'lganligi uchun qo'rqishdi, bu shashlaridan qaytishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka'dan chiqdi, tashqariga chodir tikdi. Shunda Xolid ibn Validning inisi, Abbon ibn Validni uchratdi.
Abban ibn Valid Halid'in inisi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ya Abban ayna Halid? İnna li Halid aqlan yahdi ve le in kanat şevketuhu ma'ana lanukrimannahu ve lanukaddimanna. Ey Abban, Halid hayırda? Halid ibn Valid müşrik Mekke'de. Onu doğru yolga başlayıcı aklı var. Yani ne için bana şimdi akıllı kişi İslam'ın hak ekenliğini görmeye yaptı? Eğer onun şevketi biz bilen birge olsa, biz ona hürmet kılgen bulardık. Onge izzet dikiram kösatken bulardık dedi. Bana şu yaptı, Abban'a aitti. Abban, Halid hakkı da peygamberimiz bunu da yaşlı yaptı, yaptı, geldiğinden Hursan'da olup hat yazdı. Hat yazdı Mekke Kirgiz var. Ey Halid, hayır diyorum sen. Resulullah seni yaşlılığı bilen zikir kıldı. Senin aklın var. Akıllı adam ki İslam'da haklı ki mahvimez. Ne mi görüp sende? Halid ibn-i Valid ki bana şu hatiyeti vardı da kalbi İslam'a muayir oldu. Özü zor oturgeni. Sabah. Buradalar Halid ibn-i Valid cenciydi. Adamın ruhu cenciydi. Cenk meydanı da özünü bir sıkılar adı. Cenk meydanı da özünü bir tamami bir kuvvetli işkesalar adı. Hudeybiye sulhı denkeyin Kureyş işke buna buluşmaya koydu. Halid ibn-i Valid özünün kuvvetini çıkarken cay tapamaya kaldı, bekar kaldı. Ha Müslümanlar olsa cengilerde devam etkisi yaptı. Hayber'de yenişti, o kabilen yenişti, bu kabilen yenişti. Müslümanlar değil, kahramanları ge şeref getip alı yaptı. Halid ibn-i Valid hırk alı yaptı. Özü zor götürüldü. Ve bana şu hep o kişinin kalbini de İslam'a boyayan bir ilerliğini yukattı. İslam'a kirişi yakada fikir gekip kaldı. Bana hazır buradalar Sayfullahil Maslul bo'lgan Halid ibn Valid islomni gapiryapmiz. Rasulullohni ko'ring qilgan ishini. Kimga, qachon, qanaqa muomala qilishni mukammal bilgan. Bir og'iz gap yetarli Halid ibn Validga. Chunki u kishiga shu yetmayapti u. U hammaga payg'ambarimiz bir xil muomala qilmagan. Biz u hammaga bir xil chalg'i solamiz. Maronga gapirdi, gapimiz ta'sir qildi, ikkinchisiga o'sha yerga borib solamiz. Unga sal boshqacharoq gap kerak. O'sha har bitta odamga o'ziga loyiq muomala qila olmaysizmi? Sabır kutturayım. Çünkü bezdirip koymayın, dilini bir rancitip koyup durmaya durayım. İhtimal sizden ötüp yeter İslam götkenden ki, namaz getirgen ki, ötüp yeter sizden hemen masalada. Öz işinizi kılın yap kıslası. Halid ibn-i Valid bana şöyle bir İslam getiremen deyip durgen payette, Amr ibn-i As raziyallahu anhu, Neccaşi'de huzurudan, Habeşistan'dan Müslüman olup keken idi. Bana avvalki derslerde erken mis? Neccaşi'de aldı gel. Amr ibn al-As borgani da Rasulullah Madinadan Amr ibn Umayyad Dumriyni jo'natgan edi. Amr musulmon bo'lgan Amr ibn Umayyani ko'rganida Najoshiga buni menga asir qilib tutib ber, olib ketay men degan edi. Shunda Najoshi achchiqi kelib oldiga Jabroil keladigan kishining elchisini tutib ber deysanmi degan edi. Shunda Najoshi Amr ibn al-Asga islom nima, vahiy nima, tavhid nima tushuntirdi-da shu yerda musulmon bo'lib kelgan edi. Endi Amr ibn al-As, Arablarning daholaridan bo'lgan Amr ibn al-As musulmon bo'lib keldi. Amr ibn al-As chiqib ketyapti. Halid ibn al-Valid ko'rib, "Qayerga ketyapsan?" dedi. Dedi, "Amr ibn al-As Madinaga dedi. Halid, bobolaringni dinidan kechdingmi?" dedi. Aytdi, "Yo'q" dedi. "Men islomni qabul qildim" dedi. Najoshiyda oldi islomni qabul qilganligi, islomni nimaligi, hatto Najoshi ham islomga kirganligini eshitib turib, Halidni qalbiga islom yana ham chuqurroq İslam'ı kabul kıldı. Şimdi bunlar keterken, bunlar ki Osman ibn Talha raziyallahu anh'a koşuldu. Ummu Salama anamız hicret kıyanı da, balası bilen. Yolda Osman ibn Talha gereken buladı. Tüyasının üstüne otkizip durup, Medine geçe abarıp koyup, çünkü bu uzağa masrafıya abarıp koyup, bir ağız rahmeti soramazsan, silahı atıyla bu, cahide götürüp, şunu koyup, katip gitken edin. Arabların içinde en keremli kişi Osman ibn Talha degan Ummu Salama anamız raziyallahu anh. Mana şu kişi. Yani Osman ibn Talha'nı Kureyş'te çileye hürmeti Amr ibn al-As'taka, Halid ibn al-Valid'taka. Mana şu üçü ola Kureyş'te en zor yiğitleri endi Medine'ye getirip gelişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ular üçü olası Medine'ye getirip gelgeni de kursan olup Bahan avazı bilen Ramatkum Mekke bifaladati akibadiha. Yani Kureyş sizlerge, Mekke sizlerge yigitlerini en zorlanıp yönetip dedi. Üç ara sahaba
Mana shu davrda 8-yilning avvalida islomga kelishdi. Yana musulmonlarga xursandchilik bo'lib, eslanglar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xandaq nihoyasiga yetganida ulug' so'zlatgandilar. Bugundan boshlab bizga hujum qilishmaydi. Endi biz hujum qilamiz degan. Chunki shu Xandaq g'azotigacha har qanday marham mashaqqat olsa, hammasi bo'lib bo'lgan edi. 10 ming qo'shin kelganida musulmonlar ustiga 300 ta musulmonni surib orasida. Mana shunga sabr qilib turishi berdi, Alloh taolo g'alaba berdi, fath berdi. 8-yilning Jumadul Avval oyida Xuzo'a qabilasi, musulmonlarda xilofiga o'tgan Xuzo'a qabilasi islomni qabul qilganligini e'lon qilib elchi yuborishdi. Hammasi emas, lekin aksari qismi musulmon bo'lgan. Rasululloh Umratul Qazo'ni nihoyasiga yetkazganidan keyin endi dunyo podshohlariga maktub yubordi. Rum podshohi Xiraqilga, Qaysarga yoki Dehyat al-Kalbi roziyallohu anhu maktub oboradigan bo'ldi. Lekin bu sahoba Xiraqilning oldiga borishlikdan avval bir voqea sodir bo'ldi. Rum Misrning bir qismi Rumga tobe bo'lgan, Shom o'lkalari Rumga tobe bo'lgan. Mana shu ishdan bir necha yillar avval Fors bilan Rum saltanati mamlakatlari urushib, Fors yengan edi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda nozil qilgan oyatlar. Alif la mim g'ulibati rum fi adnal ard va hum min ba'di g'alabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Majusiylar ahli kitob bo'lgan nasroniylarni yengib qo'yishdi. Alloh taolo oyat nozil qilgan edi. Alif la mim juda past yaqin joyda rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular ya'ni rumliklar bu mag'lubiyatlaridan so'ng bir necha yil ichida albatta g'alaba qozonishadilar. Kelajakda bo'ladigan ishni Alloh taolo aytdi. Rumlar mag'lub bo'ldi, lekin keyin yengadi. Ana shu rum mag'lub bo'lgan jangdan keyin bir qancha vaqt o'tdi, yana jang bo'ldi Fors bilan Rum o'rtasida. Endi bu safar Alloh va'da qilganda kim yengdi? Xiraqil nazr qilgan edi shu jangdan avval. Agar Alloh meni Forslarning ustidan g'olib qilsa, Baytul Maqdisga piyoda borib haj qilaman degan. Mana endi Rum yengdi, shu nazriga vafo qilib Xiraqil piyoda Shomga haj qilishlik uchun chiqdi. Yo'lda ketayotib tush ko'rdi. Tushida uni mulki, uni saltanati xatna qilingan odamlarning qo'lida yo'q bo'lib ketganligini ko'rdi. Sunnat qilingan odamlar uni mulkini yo'q qilganligini ko'rdi. Tushini yonidagi rohiblarga, tushni ta'bir qiladiganlarga aytdi. Ular aytishdi, "Seni mulkingni xatna qilinadigan xalq yo'qib tashlaydi ekan." Shunda so'radi. "Bu yurtlarda kim xatna qiladi o'zini?" dedi. "Yahudiylar" deyshti. Shomga borsam, yahudiylarni hammasini qirib tashlayman deb niyat qildi. Lekin Alloh taolaning taqdiri boshqa bo'ldi. U Shomga yetib borib, hajni qilar ekan, Shomda Baytul Maqdisda bir o'g'rini tutib olishdi. Shomda bir o'g'rini tutib olishadi. Uni yechintirib, taftish qilib, kiyimlarini hammasini yechintirib qarasa, sunnat qilingan ekan. "Sen yahudiymisan?" "Yo'q, men arabman" dedi. "Sizlar xatna qilasizlarmi?" "Ha, xatna qilamiz." Xiraqilga buni xabar yetkazishdi. "Olib kelinglar uni" dedi. Xiraqil olim odam edi. Nafaqat podshoh, Tavrotni, Injilni bilgan olim odam edi. Undan uni so'roqqa tutishni boshladi. "Kimsan, qayerdansan, nimasan?" "Bu arabman" dedi. Oraylarda bir kattaroq bir ish bo'lmadimi shu yaqin o'rtada? "Ha, bo'ldi" dedi. Bir odam o'zini payg'ambarman deb chiqdi. Shu bo'lgan ishdi. Tafsilotlarni so'radi. Tavrotda, Injilda aytilgan payg'ambar o'sha kishi ekanligini alomatlarini topdi. Hamma alomatlari to'g'ri keladi. Xiraqil bilimdan odam edi. Bu zamon oxirgi zamonning payg'ambari chiqadigan davr ekanligini biladi. So'rab surishtirdi-da, qalbi qanoat hosil qildi. Hali Dehyat al-Kalbi kelgani yo'q maktub bilan. Xiraqil aytdi, "Menga" dedi, "oldimga, meni oldimga ana shu payg'ambarman deyayotgan odamning qavmidan bo'lgan biror bir arab kishini olib kelinglar" dedi.
Şu payda Allah'ın takdiri, Abu Sufyan ibn Harb boşlik, Kureyş savdogarları, ticaret bilen, Şam'da barışken buladı. Peygamberimiz aşaddi düşmanı. Sürüştürüp, Abu Sufyan'ını, koyan savdogarlar bilen, Kureyşlilerini, Hirak'ın alıp yap geldi. Hirak'ın, onlarla karab durup, oralar İngiz'de, Muhammed'ke nasıl nasab cihattan en yakın İngiz kimdir? Abu Sufyan ibn Harb miyimdir? Onu 5. babası peygamberimiz soruyor. 5. babası gibi varken de peygamberimizle nasıl tutuşardı. Hirakıl hamasını otkizdi. Abu Sufyan da aldı çıkarıp koydu. Hirakıl da aldı Abu Sufyan durup da hamrakları arkada kaldı. Hirakıl ayıttı. Abu Sufyan gibi ben seninle soru sorayım. Meyli doğrusunu cevap ver. Dedi de arkada oturgenleri karab durup eğer bu yalan yapırsa dedi. İşarak koyula dedi. Yani Abu Sufyan doğru yapılışı ki mecbur. Çünkü hops bittasını ne koysa ki Allah sana. Bu da yani Abu Sufyan kör mü yaptı? Abu Sufyan aytadı. Men dedi. Kavmumki hürmetin balantıdır. Yolgan yapırsam hiç kaçan beni ular bildirip koymazsa da. Lekin Kureyş'in seyyidi Abu Sufyan kazzafa kendine yaptı halamadım dedi. Men Kureyş'in seyyidim an, men yolgandan ihtiyat boşluğum gerekti. Bana şimdi dünyadaki en kudretli memleketini paşası Hirakıl, Peygamberimizin aşaddi düşmanı bugün Abu Sufyan'dan Peygamberimiz hakkında soru yaptı. Hirakıl soralım. Muhammed'in nasıl nasabı kandı? Abu Sufyan bu âli nasab kişilerden. Arayelerde Muhammed'den avval ham birer adam peygamberliği de dava kıyan mı? Abu Sufyan yok. Hirakıl soralım. Onu baba kalanlardan birer tası padişah ötken midir? Abu Sufyan yok dedi. Hirakıl soradı. Unga kavmli, şerefli kişileri geçe yaptı mı? Ya ki zayıflar mı? Abu Sufyan cevap verdi, zayıflar mı? Onlar azeyi yaptı mı, köpeği yaptı mı? Abu Sufyan cevap verdi, onlar köpeği yaptı. Hirakıl soradı. Unga ergeçkenler, onu dinine girgenden keyin, dininden kaçı yaptı mı? Abu Sufyan etti, yok. Hirakıl soradı. Nabilikni dava kılıçlıktan avval İbrar yolgan yaptı gapirganligini ko'rgan misizlar? Abu Sufyan yok. Qarayın birodarlar. Düşmanı peygamberimizi qanaqa insonligiga guvohlik beryapti. Hirakıl yana soradı. Xiyonat qiladi mı? Abu Sufyan aytdi yok. Lekin hozir biz u bilan sulhdamiz. Endi nima qiladi sulhini bilmayman dedi. Ya'ni Abu Sufyan aytayaptiki, shundan boshqa gapni kirgiza olmadim Muhammadga bir zarba berishligi uchun dedi. Sulhdamiz, lekin nima ish qilishini bilmayman dedi. Ular bilan Muhammad bilan jang qildinglarmi dedi Hiraq. Abu Sufyan ha dedi. Jangning natijasi qanday bo'ldi? Abu Sufyan aytdi, jang oramizda sijaldi. Ya'ni bir u yengadi, biz bir yengamiz. Biz bir yengamiz. Hirakıl soradı, ahirgi soradı. Sizlerle nima gibi yürüyordu? Abu Sufyan cevap verdi. Babalarımız sığıngan narsalarını koyup, yalnız Allah'a ibadet kılıçlıkla çakırdı. Namazga, razgölükke, iffatke ve karındaşlıkla cahiga koyuşla çakırdı. Abu Sufyan'ın gaplarını tercüman Hirakıl'a aitip oyanıdan keyin, Hirakıl eni hulasalı yaptı. Nima gibi soragenle yine bitti bitti düşündür görev. Hirakıl onun sözlerini tercüme kutluyken, tercümanına karar onunla ait dedi Abu Sufyan'a. Senden onun nasıl nasabı hakkında soradım, nasıl nasabını ağlayı dedi. Peygamberlerin hammaları ağlayı nasab kişilerden çıkardı. Avval ham bu sözlü bırak kişi etken mi desem yok dedi. Eğer kavmiyle de bırak adam avval peygamberimden de çıkan bu yanı da Muhammed'in üçünü yapını Katar'a yaptı da de koyardı. Onu babalardan padişah bugün mi deyip sorarsan, yok dedi. Eğer ha degeninde, ha babalarının mülkünü talep kılı yaptı da deyip koyardım dedi. Senden avval yalgın yapırken mi deyip soradı? Sen yok dedi. Adamlarla yalgın yapırmayan adam hiç kaçan Allah'a nispeten yalgın yapırmaydı. Senden kavminin şerefli kişilere ergeşi yaptı mı? Ya ki zayıfları mı deyip sorarsan, zayıfları deyip ettin. Enbiyalarga ham kavminin seyyidleri mez işte avvalıda zayıfları iman keltirgen dedi. Senden
ularning sanog'i ko'payyaptimi, ozayyaptimi deb so'radim. Sen ko'payyapti dedi. İman işi shunday dedi. U ziyodalashib kamolat yetadi dedi. Sendan unga erishganlar dinidan qaytdimi deb so'radim, sen yo'q dedi. İman bashoshati shunday. İman bashoshati qalblarga orom bergandan keyin insonning holati shunday bo'ladi. İmonni huzurini, talov halovatini totgandan keyin inson hech qachon imondan qaytmaydi. Men sendan xiyonat qilganman avval deb so'rasam, yo'q deding. Xuddi shunga o'xshagandek payg'ambarlar ham hech qachon xiyonat qilishmaydi. Sizlarni nimaga buyuradi desam, sen javob berding. Bobolarimiz sig'ingan narsalarni qo'yib, Allohni o'ziga ibodat qilishga, namozga, rozg'oylikka, iffatga, qarindoshlikni tikalashga chaqiradi dedi. Hamma savollarga berilgan javobni sharhlab o'tirib, so'ngra xiraxil qattiq so'zni aytdi. Dunyodagi eng qudratli o'sha davrdagi mamlakat podshosi, eng qudratli podshoh agarda sen aytgan so'zlar haq bo'lsa, men bosib turgan mana bu shu joy yaqinda uni hukmiga o'tib ketadi dedi. Agar sen aytgan gap rost bo'lsa, u meni mulkimni qo'limdan tortib oladi. Uni chiqishini bilar edim, lekin sizlardan chiqishligini o'ylamagan edim. Agar men unga yo'liqishimni bilsam, agar men uni huzurida tursam, o'z qo'llarim bilan uni oyog'ini yuvib qo'yardim. Dunyodagi eng katta podsho Muhammad alayhisalomning ro'parasida tursam, oyoqlarini yuvib qo'ygan bo'lardim. Abu Sufyon Xiraqning oldiga mana shunday bir so'zlar bilan chiqdi. Qalbida birinchi marta islomga moyillik mana shu joyda paydo bo'ldi. O'zini hamrohlariga aytdiki, tahqiq Abu Kabshning ishi zohir bo'pti dedi. Payg'ambarimiz Abu Kabsh deyshardi. Ya'ni dunyodagi eng katta podsho Xiraqil qo'rqayaptimi? Demak, Muhammad ishi ko'zga ko'rinib qoldi dedi. Xiraqil Abu Sufyon bilan uchrashib bo'lganidan keyin Dehya talaba kalbi endi hatto keldi. Mana endi yetib keldi. Xiraqilga berdi. Bu maktub hozirgi kunda bor. Tarixiy yodgorlik sifatida saqlanadi. Angliya muzeyi ana shu xat 7-chi milodiy yilda yozilganligini bir tan olgan. Bu xatlar bor. Maktubda shunday deyilgan edi. Endi Abu Sufyon bilan uchrashib bo'lgandan keyin Dehetal Xiraqil maktubni o'qiyapti. Maktubda shunday deyiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning elchisi Muhammaddan Rum podshohi Xiraqilga hidoyatga erishganlarga salom bo'lsin. Albatta men seni islomga da'vat qilaman. Islomga kir, omon bo'lasan. Alloh seni ajringni ikki barobar qilib beradi. Agar yuz o'girsang, akariyin, ya'ni rumliklarning gunohi seni yelkangda bo'ladi. Ey ahli kitoblar, siz biz oramizdagi barobar bo'lgan kalimaga kelinglar. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik va unga hech bir narsani sherik qilmaylik. Allohni qo'yib, bir-birimizni rob qilib olmaylik. Agar ular yuz o'girsalar, guvoh bo'linglar, albatta biz musulmonlardandirmiz, deydi. Bu xatni o'qidida Xiraqil titrab ketdi. Chunki Tavrot Injildan xabari bor. Abu Sufyon bilan gaplashib turgan edi. Endi bu maktubni o'qigandan keyin payg'ambarimiz haq Allohning elchisi ekanligiga shubhasi qolmadi. U hayron bo'ldi nima qilishiga. Ko'ring, payg'ambarimiz 20 yilda o'zini qavmini isloq qilib o'tirib, ini tashqariga chiqyapti haqida. Hali xonadonlarimizni islomda tatbiq qilmay turib, ayollarimiz avratlarni yopmay turib, qiz kelinlarimiz namoz o'qimay turib, boshqalarni dinga da'vat qilayotgan bo'lsak, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatiga tamomiy xilof ish qilyapmiz. Avval odam o'zini isloq qiladi, oilasini isloq qiladi, keyin tashqariga chiqadi. Chunki ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro degan Alloh. O'zingizlarni, ahlilarni jahannam o'tidan saqlanglar degan. Yuzda muammo yetarli. Aka-ukangiz bilan muammoingiz yetarli. Qarindoshingiz bilan muammo yetarli. Boshqalarni qo'yib turing. Maktubni o'qigandan keyin Dehyatal Kalbiyga Xiraqil, sen bu maktubni dedi, Safotir olib yubor dedi. Safotir bu nasroniylarning eng katta rohibi, papasi deymiz biz aytadik. Xiraqil bilan Shomga deyarli hamma kibor rohiblari kelishgan edi. Safotir bu rohiblar ichidagi eng bilimli kishi. Safotirga maktubni olib kelib berdi, u o'qib ko'rdi. Dehetal Kalbiydan payg'ambarimiz haqida so'rashni boshladi. Hamma savollarga javob olgandan keyin aytdiki, Dehetal Kalbiyga Safotir, bu zamon
Nabi zamanı ekanligini bilardi. Lekin sizlardan, Arablardan chiqishini o'ylamagan edi. Men guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning elchisi. Podshoh iymonga moyil turibdi. Eng katta papasi, eng katta rohibi kalimani keltirdi. Endi nima bo'ladi, qarab turing. Shundan keyin Safotir hamma rohiblarni yig'di. Yig'ib, ularga maktubni o'qib berdi. Hamma dindor kishilar. İncil'deki dalillerde hamasını ko'rsatdi. Hamma alomatlar to'g'ri kelayotganligini aytdi. Keyin so'zining oxirida men sizlarni islomga chaqiraman. Men Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman deb hamma rohiblar bo'ldi kalimani isbot qildi. Rohiblar qo'rqib ketishdi. Agar Safotir iymonga kelsa, odamlar nasroniylik, masih dinini qo'yib turib, islomga o'tib ketishdan xavotir oldida turib, mana shu rohibni o'tirgan joyda qatl qilib qo'yishdi. Safotir shahid bo'ldi. Dehiyatal kalbi uni o'ldirganligini eshitib Xiraqil oldiga bordi. Nima qilamiz endi? Xiraqil aytdiki, Allohga qasam, Safotir ular uchun mendan ko'ra azizroq. Mendan ko'ra azizroq ular uchun. Endi uni o'ldirishgan bo'lsa menga qanday muomala qilishardi? Keyin Xiraqil buyurdi. Rohiblar, hamma qissislar, hamma bir kiborlarni bitta qasrga yig'di. Hammasi to'plangandan keyin eshiklarni tashqarisidan bekitdi. Bitta xonaga to'pladi. O'zi ularni oldiga chiqmadi, shu xonaga chiqadigan balkonga o'tib chiqdi. Kevada turib, pastga qarab gapiryapti. Ularga Rasulullohdan kelgan maktubni o'qib berdi. Injilda aytilgan hamma alomatlarni bildirdi. Alomatlarda hammasi to'g'ri kelayotganligini aytdi. Hamda Muhammad Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar ekanligini bildirib, Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad Rasulullah dedi. Rohiblar norozi bo'lib, eshikka qarab o'zini urib qolishdi. Chunki itoat qilmasak qatl qiladi deb qo'rqishdi. Hammasi o'zini eshik ko'rdi, eshiklar yopiqligini ko'rgandan keyin yana joyiga qaytib kelishdi-da aytishdiki, agar bizni hammamizni qatl qilib yuborsang ham Masih dinidan qaytmaymiz dedi. Haqiqatan islomni qabul qildi, lekin qavmi qabul qilmadi. Xiraqil ikki o'tni o'rtasida qoldi. Islomda qolsa, mulkidan ajraydi. Agar mulkida qolaman desa, islomni inkor qilish kerak. Dunyo bilan oxirat o'rtasida ixtiyor qilish kerak. Holat shunaqaligini ko'rgandan keyin rohiblarga qarab, "Men dedi, islomga kirganim yo'q." Muhammadning ishi zohir bo'layotganligini ko'rib turib, sizlarni diniylar haqida qayg'urdim. Sizlarni sinamoqchi bo'ldim. Endi sizlar diniylarda sobit turganingizni ko'rib, sizlar bilan men birgaman dedim. Shundan keyin rohiblar undan rozi bo'lishdi. Xiraqil o'zining oldiga Dehiyatal Kalbini chaqirdi. Sovg'a salomlar berdi, oltin dinorlar berib turib, aytdiki, borib Rasulullohga aytdi. Men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning rasuli deb guvohlik berdim. Qalbimda islom bor, lekin ularni tinchlantirish uchun shu so'zlarni aytishga majbur bo'ldim. Islom meni qalbimda bordi. Dehiyatal Kalbi Madinaga qaytib kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishni aytdi, oltinlarni berdi. Mulkini ushlab qolish uchun kufr kalimasini aytdi. Kufr kalimasini aytdi. U islomni qabul qildi dedi. Payg'ambarimiz aytdi, Allohning dushmani. Allohning dushmani yolg'on gapirdi. U musulmon emas dedi. Dunyosini yengib qo'ydi. Haqiqatan dunyosini yengib qo'ygan. Uni holati najjoshiyda ham bo'lmadi. Najjoshiy ham kalima keltirgan edi, lekin sobit qolgan. Tangalarni faqat musulmonlarga tarqatishga buyurildi. Payg'ambarimiz jo'natgan maktublari dunyo podshohlariga mana shunday ta'sirni ko'rsatdi. Inshaalloh keyingi darsda qolgan podshohlarga yuborilgan maktublarni o'qigan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.